Felemma zâhu, Musa'nın etrafındakiler eğrilince, yani hak yoldan kendileri sapınca, ezâgallâhu kulûbehum, Allah da onların kalplerini eğriltmiştir. Felemma zâhu, ezâgallâhu kulûbehum. Kendileri sapınca Allah da kalplerini eğriltmiştir. Yani Allah durduğu yerde hiç kimsenin kalbini eğriltmez. Allah istemeyen hiç kimsenin yüreğine küfür koymaz. Küfür bir irade tercihidir. Kişi iradesiyle sapmayı tercih ederse Allah onun sapma iradesini onaylar. Bu ayet bu noktada mutlaka bilinmesi lazım gelen harika mesajlardan biridir. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Kendileri eğrilince, sapınca Allah da onların kalplerini eğriltmiş, saptırmıştır. Bunun tersi de var. İmanla alakalı tam tersi var. Tegabun suresi 11. ayette. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder. Bakın, iman, hidayet, sebep-sonuç ilişkisine bağlıdır. Sapma ve sapıklığın onaylanması da sebep-sonuç ilişkisine bağlıdır. Kişi kendisi saparsa Allah da onun sapıklığını, sapma kararlılığını onaylar. Ayetin sonu da öyle geliyor zaten. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah zaten yoldan çıkmış olan topluma hidayet etmez. Allah kime hidayet etmiyormuş? Zaten sapanlara hidayet etmiyormuş. Durduğu yerde kimseyi saptırmaz Allahu Teala. Bu dersler 10 yıldır devam ediyor. 10 yıldır derse gelenler onlarca kez ağzımızdan duymuşlardır. Allah isteyeni saptırır, isteyene hidayet eder. Allah istediğini saptırır, istediğine hidayet eder tercümesi sorunludur. Bunun doğrusu isteyene hidayet eder, isteyeni de dalalette bırakır, sapkınlıkta terk eder. Bu böyle.